Evet budur yani. Hakikaten ben teşekkür ederim. Yani bu garip. Garip. Peki. Herkeste bu kadar parmak izi var mı önünde? Oluyor. Ben pis bir insan mıyım? Bu konumda gerçekten her yerine mi dokundum? En çok sende var evet. Böyle yapmışım yani. Peki sonra şunu sormak istiyorum sana. Ne oldu medya arkası? Yapamıyorsun. Yok başladık. Ama şeye girdi, telife giriyor diye. Evet, telif maalesef bizi de çok sıkıntıya soktu. Olması da gereken bir şey aslında. Yıllarca çünkü herkesin işleri, şarkıları, şunları bunları saçma sapan sağda solda dilendiği gibi çalındı, edildi, gösterildi. Kimse emeğinin karşılığını alamadı. Şimdi de konu biraz fazla mı başka bir yere gitti onu bilmiyorum ama olması gerek bir şeydi telif. Ama maalesef telif yüzünden de kullanamıyoruz. Hem pozitif hem negatif bir durum söz konusu şu anda telifle ilgili. Bizim programda özellikle. Ama senin bize verdiğin mesela o çubuk hala duruyor. Böyle onu bayağı camın içine koyduk, sergiliyoruz. Çünkü yıllarca medya arkası izlemiş, kahkahalar atmış, yarılmış, televizyonları ısırmış adamlar olarak bize devretmen onu ve bizim de kendi medyamızda, mecramızda... Ama yapabilmen lazım. Nasıl olacak işte? Deniyoruz. Yine biz de bir tık sosyal medyaya kayıyoruz maalesef. Mesela şeyi gördük geçen gün. Hemen linç edik bu arada ilk programda. Yani linç denmiyor artık onlara. Linç'in de seviyesi çok farklı bir yere geldi ama. Yani işte böyle... Bebeğini almış annesi, işte bebeğimin ilk banyosu diye sütün içine bandırıp çıkartıyor çocuğu işte. Of. İşte padişah gibi giydirmiş çocuğu, yürü yavrum çıplak çocuk yürüyor böyle elinde şey. Ben de o gün şey dedim yani bu çocuk düşünsenize. Ya bizim zamanımızda yoktu. Almanya'dan dayın gelecek de kocaman Betacam'la seni çekecekler falan filanlar da onu kendini izleyeceksin. Televizyonda kendini gören halimi hatırlıyorum ben mesela. Ben hatırlayabiliyorum mesela. Şahin hatırlamaz. O zaten var olduğu gibi büyük televizyonlarda gördük. Evet, evet. Ama yani bizim o şaşkınlığımız inanılmaz. Ama ben televizyondayım, ekrandayım. Tüplü televizyona bunu yaptığımızı biliyorum kablolarla bağlanmış kameraya. Ama şimdi herkesin elinde çok yüksek çözünürlüklü kameralar var. Doğal olarak şeyi düşünüyorum. Mesela... Bugünün çok ağır abileri var. Geçmişte siyah beyaz fotoğraflara sahipler. Ya. Yarının ağır abilerinin mesela, yani mesela o süt banyosundaki çocuğun yarının ağır abisi ya. Olmayacağını ne biliyoruz? Düşünsenize büyük bir topluluğa hitap ediyor. Elinde tesbih falan giriyor. Çocuklar ne yaptınız falan filan. Abi senin videoyu izliyorduk falan dedikleri anda var. Mesela biraz önce o dilenci gibi kendini öne atan çocuklar var ya. O çocuklar büyüyecekler. Belki ben o çocuklardan daha komik şeyler yapıyordum o dönemde ama kamera çekmiyordu. Onların tehlikesini düşünebiliyor musunuz? Büyüyecekler, gelişecekler ama her şeyi oradan silemiyor musun şeyi? Yok. Yani şimdi... Ama onun da her ajansları falan var. Senin oğlanı soracağım. Özür dilerim lafını keserek. Şimdi ne okuyor? Yönetmenlik okuyor. Sanat okuyor. Harikulade. Yurt dışında şu an. Yurt dışında. Evet. Ne kadar güzel. Bir hiç yani bu kadar kaç yaşında? 17. Maşallah. Kocaman bir anne hakkı. Bayağı kocaman ya. Çocuk ama kocaman. İşte yani tabii ki. 2005'ti mi? Evet. Benim yeğenim var. 2005'ler 17 mi oluyor? Oluyor ya. Evet. Geçen sene değil mi 2005 ya? Yahu çok acayip. Ay çok acayip değil mi? Çok çok. Evet. Peki.